Merhabalar sevgili boğa burçları, yükseleni ve ay burcu da boğa olan arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. İlişki açılımı isteyen arkadaşlar yorumlarda çok denk geliyorum ve sizi asla kırmayacağım. Ekim ayı boğa burcu yükseleni ve ay burcu da boğa olan arkadaşların ilişkisi olanlar olmayanlar lütfen niyetlenip şöyle bir niyetinizi güzelce tutarak açılıma gelmenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Evet ilişkisi var yok diye deste halinde ayıracağım Arkadaşlar ee, şunu da söylemek istiyorum Evet 12 burcun ayrı ayrı olarak açılımlarını kanalımda paylaşacağım koç burcunu paylaşmıştım zaten bugün boğa burcuyla devam etmek istiyorum ve sizlerden istediğim şöyle güzel niyetlerinizi bir tutun ve o şekilde açılımı dinleyin arkadaşlar ve ben şöyle ilk önce Evet, ilişkisi olmayan arkadaşlar, Boğa burçları bu destenin açılımını dinlemenizi istiyorum niyetinizi tutarak ilişkisi olan bu aburçları bu destenin açılımını dinleyecekler. Hemen ilişkisi olmayanlarla açılıma başlamak istiyorum. Sizler lütfen şöyle bir niyetiniz tutup odaklanın arkadaşlar. Kartları ilk önce sizlere göstereceğim. O yüzden şöyle bir kartlara odaklanmanızı istiyorum. Kartların enerjisine odaklanmanızı istiyorum ve sizlere şu şekilde göstererek Hemen kartlarımı çekmek istiyorum. Evet. Evet, şöyle bir kartlara odaklanalım. Bakalım Boğa burcunun ilişkisi olmayanlar için neler bekliyor? Hmm, evet. Öncelikle müjdemi isterim. Bakın ilişkisi olmayan boğa burçları bir nasibiniz var aslında. Bakın burada platonik de olabilir ama burada aslında çok güzel bir nasibinizin olduğunu da sizlere gösteriyor. Ama siz şu anda belki kariyerinizi mi yani ilişki konusunda ikinci bir plana mı atıyorsunuz acaba? Öncelikle bunu bir düşünmenizi istiyorum. Ama niyetinizi şöyle güzel tuttuğunuzda Bakın bir nasibiniz var ve bunu değerlendirebilecek miyim? Ben aşk hayatında bir adım atabilecek miyim? İlişkim yok, ne zamandır ya da sürekli kötü ilişkilerle devam ediyorum diyorsanız şu anda bakın size gelecek olan ilişki, dediğim gibi ilk adımı da olabilir bu. Evet size iyi geleceğini, yüzünüzü güldüreceğini gösteriyor ve açıkçası ilişkisi olmayanlar için şu anda arkadaşlar şu zamana kadar bir gözü kapalılık ve e, ilişki konusunda bir gözü kapalılık söz konusu çünkü bakın kendinizi koruyorsunuz yani hem ilişki isteyip de hem de kötü bir ilişkiden kendinizi korumak gibi bir durumunuz var. Belki kötü bir ilişkiden çıktınız, yıpratıcı bir ilişkiden çıktınız. Sürekli kendinizden fedakarlık vermek zorunda kaldınız maalesef ya da çok iniş çıkışlı, gel gitli bir ilişkinin içindeydiniz ve sürekli yıpranan taraf e, siz oldunuz. Bundan kaynaklı olarak da yeni birine, yeni bir karaktere, e, yeni birine tamamen kendinizi Koruyarak şöyle bir aranıza mesafe koydunuz. Ama aynı zamanda da ilişki istiyor musunuz istiyorsunuz? Yeni bir ilişki beraberlik başlangıcı görünüyor mu? Evet kartlarımızda bu görünüyor. Hatta ben size şöyle söyleyeyim, bu yeni başlayacağınız. Bak bu noktası aslında çok önemli. Çünkü geçmişten biriyle bir beraberlik yaşarsanız tekrardan bu dönemde bu ilişkinin devamı yok. Ama sıfır dan bir ilişki hiç tanımadığınız, belki de sadece flörtleştiğiniz, belki sadece beğendiğiniz platonik olduğunuz biriyle bir ilişkiye başlama durumunuz var ve bu şekilde bir ilişkiye başladığınızda bunun sağlam temelli olduğunu da gösteriyor arkadaşlar. Ve burada ileriye dönük bir ilişkiyi gösteriyor çünkü geleceğe dönmüşsünüz. Ve bazen de geçmişiniz, geçmişinizdeki işte ilişki karakterleri sizin çok fazla önünüze geliyor. Belki çok fazla düşünüyorsunuz geçmiş ilişkilerinizi, yıpratıcı ilişkilerinizi çok fazla düşünüyor olabilirsiniz ama çok da geriye dönüp bakmayın arkadaşlar ve sizin yakın zamanda açıkçası bitirmiş olduğunuz ya da belki de uzun zaman önceydi ama halen daha etkilerini hissettiğiniz size gözyaşı döktüren bir ilişkiden çıktığınızda maalesef gösteriyor ve işte burada bir takım yıpranmaları maalesef işte gözyaşlarıyla kendi hayatınızı kendi zehir ettiğinizi gösteriyor karşı taraf çok etkilendi mi? çok da etkilendiğini söyleyemeyeceğim. Çünkü buradaki yıpratılan kişinin siz olduğunu gösteriyor. Ve size şunu da söylemek istiyorum boğa burçları. Ee, her şeye evet demeyin. Bir ilişkiye başlayacaksanız da her şeye evet demeyin. Çünkü e, zaten... Ee, zor yani sizin birine karşı güven duymanız gerçekten çok zor birine ısınabilmeniz birini sevebilmeniz birisine gerçekten güzel duygular besleyebilmeniz sizin için zaten yeterince zor ama Karşıdaki insan sizin için uğraşacak mı şu dönemde? Evet, bir takım ilişkiye başlatmak adımlarında evet karşı tarafın sizin için uğraşları var. Ve şu anda evet size karşı güzel duygular hisseden birisini de gösteriyor zaten. Sadece siz bunu dediğim gibi ilişkiye tamamen kendinizi kapatmayın. Kapattığınız dönemler olmuş. Kendinizi korumak için kapattığınız dönemler olabilir. Ama e, olumsuz duygular ve düşünceler çok fazla çünkü şu an sizde. Yani şöyle söyleyeyim yeni bir beraberliğe de kendinizi hazırlamanız gereken bir dönemdesiniz. Bakın. Beraber vakit geçirmek isteyeceğiniz birinin varlığı var aslında burada. Belki de beraber vakit geçirmekten keyif alacağınız birisiyle tanışma durumunuzda olabilir. Yani size kendini hissettirecek ve aynı zamanda o kişi de sizin yanınızda kendini iyi hissedecek ve bu şekilde bir ilişkiye adım atma durumunuz var arkadaşlar. Ama burada yine de şu kötü ilişkilerden sıyrılamıyorsunuz. Yani geçmişinizdeki aslında kötü yaşadığınız ilişkilerden maalesef kendinizi uzaklaştıramıyorsunuz. Burada geçmişten sıyrılmanız gerektiği o kötü belki aldatılma oldu belki ikinci üçüncü kişiler maalesef araya karıştı. Eylül'lükten dönmüş olabilirsiniz bakın bunlar hani beteri beteri derler ya nişandan dönmüş olabilirsiniz. Çok güvenmişsinizdir ikinci bir yüzü olduğunu öğrenmişsinizdir. Yani burada evet bazı yaşanan kötü olaylardan dolayı evet korumacı tavrınız var. Ama kendinizi kapatırsanız tamamen ilişkiye başlayamazsınız. Ama kapatmayın tekrardan bir takım başlangıçlarınız görünüyor arkadaşlar. Bakın şöyle söylemeyi daha çok böyle yani şöyle söylesem daha iyi. Ve sizin şöyle ki söyleyemedim şu anda bulunduğunuz şartlarınızı biraz daha zorlamanız kendinizi biraz daha değişimi açmanız gerekiyor. Değişimi de kapatmışsınız kendinizi. Yani belki hani illaki e, kendinizde demeyeceğim yaptıklarınızda bir takım değişimlere gitmenizde fayda var. Bir de arkadaşlar sizde bir dönem belki de bir kısmet kapalılığı oldu ve o yüzden de e, bu şekilde bir istediğiniz dahi olsa bir ilişkiye başlayamamak gibi bir durum içinde olmuş olabilirsiniz. Bunu zaten kendiniz hissedersiniz. Onu da söylemek istiyorum. Ama şu anda derseniz ki bir kısmet kapalılığım var mı? Şu anda görünmüyor arkadaşlar. O yüzden ve şunu da söylemek istiyorum. Bir ilişkiye başlarken zorlayıcı bir şekilde başlama durumunuzu da gösteriyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim hazır gelmişken. Kurallarınız var yani açıkçası standartlarınız var ve bu standartları ya da kurallarınızı gelecek olan kişinin çiğnememesini istiyorsunuz. Yani bana geliyorsan bunları kabul ederek gel der durumda da çıkıyorsunuz. İlişki konusunda evet ilişkisi olmayan boğa burçları için şöyle hemen kartlarımı kaldırarak ilişkisi olan e, boğa burçları pardon. Boğa burçları, şöyle sizler için kartımı elime almak istiyorum. Sizin destenizi ve şöyle kartları odaklanmanızı istiyorum. Ve şöyle kartlarımı hemen alayım. Kartlarımda sadece ilişki odaklı açılım yapıyorum. Evet. Kartlara bir odaklanalım bakalım. Bakalım Boğa burcunu Ekim ayında ilişkisi olanlar için neler söyleyecek? Bakın bu çok güzel oldu. Boğa burçları Bakın nasiplisiniz, çok kısmetlisiniz aslında. İlişkinizdeki bazı problemlerin artık son bulma durumu karşınızdaki artık arkadaşlar boğa burçları karşınızdaki artık size daha fazla değer verme sizi daha çok fark etme ve sizinle alakalı daha güzel işler yapma size karşı sevgi sözcüklerini arttırabilir size karşı daha çok güzel duygular hissedebilir ve hissettiklerini size yaşattırabilir Belki bir çiçekle, belki güzel bir sözle, belki romantik bir şekilde sizlere karşı olan duygularını şöyle sizlere bir aktarma durumu var ve e, ilk önce şu kötü yorumu yapmak istiyorum ya kötü de demek istemiyorum ama ilişkinizde bakın e, bir erkek ve bir bayan olarak yaşadığınız bir ilişkinize lütfen arkadaşlarınızı ya da ailenizden birilerini Karıştırmayın bakın karıştırdığınızda ortada işin içinden çıkılamayacak bir takım e, sorunlar oluyor ve hani e, birinin söyledikleri yüzünden sizin sevdiğiniz insanla ilişkide olduğunuz insanla aranızın açılma durumu var. Bu ekim ayında buna lütfen gayret gösterin sevgilinizle sevdiğiniz insanla aranıza ikinci bir kişinin dediğim gibi arkadaş olabilir işte e, ya da aileden birisi olabilir ya da yolda gördüğünüz birisi bazen işte eşinizle ya da sevgilinizle alakalı kötü bir yorum yaptığında etkilenip de sevgilinize tartışma ilişkide olduğunuz insanla tartışma durumunu gösteriyor bunu yapmayın. Özellikle ben sizleri uyarmak istiyorum. Üçüncü bir kişi yüzünden ilişkide olduğunuz insanla gayet güzel gidecek olan ilişkinizi zora sokmayın lütfen. Şu anda şu dört kartım mükemmel. Tek sadece dışarıdan birilerinin lafları sözleriyle maalesef tartışmalar görünüyor. Ama siz şu an eğer bunu dinliyorsanız bunun bilincinde olarak o ilişkide olduğunuz insanla tartışmayın. Burada açıkçası ben size şunu da söyleyeyim. Muhtemelen ilişkide olduğunuz insanla Güzel bir uyumunuz var. Çünkü diğer kartlarım bunu gösteriyor. Güzel bir uyumunuz var. Dışarıdaki insanlar bunu fark ediyor. Yani bunlar nasıl bu kadar güzel bir şekilde vakit geçiriyorlar? Bak ne kadar mutlular. Maddi manevi belki de gerçekten çok rahat bir ilişki yaşayacaksınız arkadaşlar ve bundan kaynaklı olarak da göze geliyor olabilirsiniz. Bunu da sizlere söylemek istiyorum. Ve burada bazı çalışmaları lütfen yapmanızda kesinlikle fayda görüyorum ben. Evet boğa burçları şöyle devam etmek istiyorum diğer kartlarıma da. Bakın birbirinize olan ilişkinizi şöyle bir tazelemeniz gerektiğini birbirinize küçük böyle minnak minnak jestler yapmanız gerektiğini gösteriyor. İlişkinizde bir takım yükselmeler olacağını gösteriyor. Birbirinizin hakkını gözetiyorsunuz arkadaşlar bu aslında çok önem verdiğim konulardan birisi. Birbirinizin belki de hiç sözünü dinlemiyorsunuz. Belki de hiç birbirinize söz hakkı bile vermediğiniz bir zamandan geçtiniz. Ve halen daha belki de onun etkilerini yaşıyorsunuz. Ama birbirinizin Artık sözünü dinlemek, siz karşı tarafın, karşı tarafta sizin sözünüzü dinleyeceği bir zamanda olduğunuzu da gösteriyor. Yani birbirinizin aslında ihtiyaçlarını, birbirinizin neyi sevip sevmediğini, belki de biliyorsunuz ama çok ihmal ediyorsunuz, bunlar tekrardan gündeme gelebilir. Ve son nokta olarak ben şunu söylemek istiyorum: Nişanlısınızdır ya da sevgilisinizdir. Nişanlı sözlü olmaya doğru bir adım atma isteğiniz olabilir şu dönemde. Ya da nişanlı sözlüsünüzdür. Yani evlilik için bir adım atma durumunuz olabilir. isteğiniz olabilir şu dönemde. Bakın evli bir boğa burcusunuzdur. Evet şu sıkıntıları lütfen bakın evli olanlar özellikle evliliğinize üçüncü kişileri lütfen karıştırmayın tekrardan söylemek istiyorum. Anne baba olabilir. Yani direkt yakınlardan söylemek istiyorum. Yakın çevre, konu komşu. Çünkü ben görüyorum bazen illaki bayanlar demeyeceğim erkekler dahi kendi aralarında konuştuklarında e, ilişkiyle alakalı ya da eşinizle alakalı bir takım söylemler aldığınızda o söylemler haneye girdiğinde tartışmalar oluyor. Aslında çok boş tartışmalar onu da söylemek istiyorum. Çünkü evliliği karı ve koca ilişkiyi bay ve bayan yönetir. Anlatabiliyor muyum? O yüzden lütfen dışarıdan üçüncü kişilerin laf ve söylentilerine takılarak İlişkinizi ziyan etmeyin. Bu ilişkiyi siz yaşıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden dışarıdaki birilerinin kötü söylemleri, yıkıcı ilişkileri karşısında e, tamamen kendinizi böyle kulaklarınızı kapatabilirsiniz. Dediğim gibi ilişkisi olanlar bir evliliğe ilerletmek gibi bir durumları var. Evli olanlar ilişkinizdeki problemleri lütfen oturup konuşun. Çünkü evet yavaş olacak bir süreci gösteriyor. Ama siz ve eşiniz gerçekten iyi niyetlerle çıktığınız bir e, yuva var ortada. Yani öyle söyleyebilirim. Ortada çok güzel bir yuva var. İyi niyetlerle olduğu, saf temiz niyetlerle olduğu çok belli. Zaten bu yüzden çok çabuk etkiye açıksınız. Dışarıdan gelecek kem gözleri çok fazla açıksınız arkadaşlar. Bunu da... Açıkçası bilincinde olarak kendi korumanızı lütfen kendiniz yapın. Açıkçası sizin biraz daha ilişkinize sahip çıkmak, biraz daha ilişkinizi koruma altına almanız gerekiyor. Ama ilişkinizdeki problemler yavaş yavaş bu dönemde geçer mi derseniz evet bazı problemlerin geçmesi artık bazı problemlere son bulması durumu var. Ve arkadaşlar bu ara eşinizde olan uyumunuz gayet güzel olabilir. Şaşırabilirsiniz yani biz aslında birbirimizi yiyorduk tartışıyorduk. Nasıl bu kadar e, iyi olabildik diye düşünebilirsiniz. Yani şu anda evet ilişkide olduğunuz kişiyle iyi olma durumunuz var. Ve yine tekrar edeceğim. Çok tekrar etmiş olmak istemiyorum ama üçüncü kişileri eğer ilişkinize katmazsanız evet ilişkide olduğunuz kişiyle gayet güzel bir Ekim ayı geçireceksiniz. Boğa burçları yükseleni ve ay burcu da bol olan arkadaşlar. Evet ilişki açılımımızda ilk destemizde arkadaşlar ilişkisi olmayanlar için ilişkinci destemizde de ilişkisi olan boğa burçları yükseleni ve ay burcu da boğa olan arkadaşlar için bu şekilde bir açılım yaptık arkadaşlar. Açılımdaki pozitif enerji alın lütfen, negatif enerjiyi bırakın gitsin. Size uyanları alın, uymayanları bırakın gitsin arkadaşlar. O şekilde söylemek istiyorum. Çok güzel yorumlar alıyorum. Hepinizin gerçekten elleri dert görmesin mükemmelsiniz. Çok kısa bir sürede bu platformda büyüdüğümüz ve gerçekten bana destek olan arkadaşlar sizlere ayrı ayrı teşekkürleri ve minnetlerimi sunuyorum arkadaşlar. Ve şunu da söylemek istiyorum. Yorumları çok dikkat ettiğimi biliyorsunuz arkadaşlar. Yorumlar kısmında neler yazdığınızı gerçekten hani bizzat ben okuyorum ve ben cevaplandırıyorum. O yüzden yorumlarda işte şu açılımı da yapar mısın diye söyleyeceğiniz bir açılım olursa bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Yeni gelen arkadaşlar için hoş geldiniz diyorum. Lütfen kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ihmal etmeyin. Bildirim zilini açtığınızda hem yeni videolardan hem de canlı yayınlardan anında haberdar olursunuz. Canlı yayınlarımıza soru cevaplar ve bireysel kart çekimleri yapıyoruz. O yüzden muhteşem geçiyor. Bireysel olarak yaptığımızda gerçekten mükemmel geçiyor arkadaşlar. Hepinizin Katılmasını gerçekten tavsiye ediyorum ve lütfen video bir beğeni yapmayı ve bir emoji dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Tekrardan yeni bir açılımda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.